Okan Müderrisoğlu Kent içi terörle mücadele. Terörle mücadelenin kritik eşikten geçtiği bu günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yasal zeminle ilgili bazı talepleri siyasetin öncelikli konuları arasında. Meselenin hem terörle mücadele operasyonları hem de sivil asker ilişkileri boyutunda önemli yönleri var. Sivil asker ilişkilerinin anayasal sistemdeki karşılığıyla fiiliyattaki gerçekliği arasında ciddi farklar olan günler artık geride kaldı. Ama bir dönem algı kırılması yaşandığı da oldu. Bilhassa çözüm süreci aşamasında askere karşı ön yargılı ve mesafeli yaklaşım kimi kamu yöneticilerinde hakimdi. Kamu düzeninin tesisi noktasında asli işini yapmayıp gözünü askere diken durumdan vazife çıkarıp askere nefes bile aldırmıyorum öyle ikide bir de operasyona çıkmalarına geçit vermiyorum diye konuşan valiler de yok değildi. Bu tarz idarecilerin paralel yapıya müzahir olanları çoğunluktaydı ve kıza çekildi. Bu bahsi açmanın nedenine gelince kent içlerinde terör operasyonu yürüten askerin yeni bir yasal çerçeve istediği konuşuluyor. Bu beklentinin resmi platformlara da yansıtıldığı anlaşılıyor. Emniyet Asayiş Yardımlaşma başlıklı protokolün yürürlükten kaldırıldığı, güncel operasyonlarınsa il idaresi kanununda ...sınırlı bir maddeye dayalı olarak yürütüldüğü dikkate alındığında... ...il genelinde asayişi ve güvenliği sağlama amaçlı operasyonlar için... ...daha kapsayıcı düzenleme gereği de hissediliyor. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla asker 3 hususta öneride bulunuyor. 1. Şehir operasyonlarında TSK unsurlarının görevlendirilme şartları ve esasları yeniden belirlensin. Askerin valilerin çağrısıyla illere kuvvet göndermesini veya operasyonların... ...genel çerçevesinin başbakanlık yazılı emriyle çizilmesini de kavrayan yasal tanımlama yapılsın. 2. Operasyonlar sırasında yargıya intikal edebilecek problemlerde asker kişiler için görev suçundan hareketle askeri yargı etkili olsun. 3. Kent içi terörle mücadele operasyonlarında vatandaşın mülküne verilebilecek hasarlarda kişisel tazminat yükümlülüğüne istisnalar getirilsin. Olası zararlar bütçeden karşılansın. Özünde makul görülebilecek bu öneriler dizisi hükümet kanadında da dikkatle değerlendiriliyor. Askerin kaygılarını giderecek valilerin koordinasyon yetkisi sorumluluğunu ve inisiyatifini artıracak Bölgedeki, en üst rütbeli komutanla vali veya kaymakamların birlikte çalışmasını ve planlama yapmasını teşvik edecek bir model üzerinde duruluyor. Tabi ilke olarak birinci derecede yetki ve sorumluluk valilerde olacak ama güvenlik riskinin analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve sahada terörle mücadelede ise askerle etkili işbirliği yapılacak ve bu hususlar açık yazılı kurallara bağlanacak. Özetle kırsaldaki terörün şehre indiği, şehirlerdeki silahlı unsurlar etkisiz hale getirilse bile kent içleri terör örgütüne müzahir gençlerin bulunduğu bu dönem daha farklı mücadele teknik ve yöntemlerini gerektiriyor. Okan Müderrisoğlu, Sabah